24'ten iyi akşamlar. Efendim, sivil siyasete hoş geldiniz. Türkiye'nin siyasi gündemi oldukça yoğun. En temel başlıklardan bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında açıkladığı ve açıklamakla birlikte de tartışılan belgeler. Bir diğer önemli gündem maddesi de Rıza Sarraf davası. Ne oluyor burada? Amerika'daki davayla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor? Bu çok tartışılıyor. Bu iki tartışma konusu ve tabii başka gündem maddelerini önemli bir isimle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili hukukçu Ahmet Aydın'la konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi önce bu Kemal Bey'in açıkladığı belgeler. Aynı zamanda bir hukukçu kimliğiniz de var. Ne onlar? Siz anlayabildiniz mi? Neyi açıkladı? Keşke belgeleri gösterebilseydi, bari iddiaların arkasında durabilseydi. O zaman kamuoyu da anlardı, biz de anlardık bu belgelerin çok daha sahte ve yalan belgeler olduğunu net bir şekilde görme imkanı bulurduk. Açıkçası bu tabii birkaç gündür bu tartışma sürüyor idi. Ben bugün şahsen çok farklı bir şey beklemiyordum. Adeta daha önce izlemiş olduğum, defalarca izlemiş olduğum bir filmi, adeta bir Kemal Sunal filmini tekrardan sahneye konmuş gibi yeniden çıkıp o filmi izliyor gibi hissettim kendimi. Ya da işte sonucu belli olan maçı kalkıp tekrardan bir izlemek gibi. Çünkü belli bunlar. Daha önce de defalarca bu yalanlar, bu iftiralar, bu hakaretler dile getirildi. Ve defalarca yalanlandı, ispatlandı, yalan oldu, ispatlandı. Yani İsviçre'de milyon dolarların olduğunu, daha önceden de gene bir takım dışarıda yabancı bankalarda hesapların olduğuna dair en üst düzeyde Sayın Ana Muhalefet Lideri tarafından maalesef haksız, mesnetsiz, tamamen içi boş iddialarla dile getirilmişti. Ve bunlar zaten olmadı, ortaya çıkmıştı. Ama ya insan bir şey söylediğinde eğer o söylediğinin gerçek olmadığı ortaya çıkarsa insan yüzü kızarır ya. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı... Çok enteresan bir şey. Bugün bakın avukatı da net bir şekilde, net ifadelerle Sayın Ahmet Özel tarafından bunlar ifade edildi. Bunların tamamen yalan ve sahte belgeler olduğunu. Kaldı ki sizin bir takım iddianız varsa bu iddialar gerçekten böyle adeta dağ farı doğurdu aslında. O kadar çok böyle şişirildi ki işte bugün dünden açıklamalar yapıldı. İşte grup toplantısında bu belgeler açıklanacak. Eyvallah dedik, ne olacak, ne bitecek. Ama dedim ya, ben hiç heyecanlanmadım. Çünkü bunları daha önceden çok kere gördük. Yani yıllardır hep aynı yemeği ısıtıp ısıtıp sofraya koyuyorlar. Aslında bu şunu gösteriyor. Yani çok acı bir gerçek. Türkiye'de bir ana muhalefet eksikliği. Aslında Türkiye'de bu anlamda siyaseten aziyet içerisinde olan bir ana muhalefet partisini görüyoruz. Bir ana muhalefet partisinin sayın genel müdürünü görüyoruz. Genel başkanını görüyoruz. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Gerçekten Türkiye gibi güçlü, büyük bir ülkenin ki iktidara her zaman aslında namzettir ana muhalefetler. Dünyanın her yerinde budur. Ama Türkiye'de nedense çok partili siyasal hayata geçtiğimizden beri ana muhalefet partisi ya da işte CHP hiçbir zaman iktidar olamadı. Olamaz da, yani bu gidişle, böyle bir acziyetle, politikasızlıkla iktidar olması da mümkün değil. Çünkü Melik Bey, yani siyaset niçin yapılır? Halkın sorunlarına çare aramak için yapılır. Siyaseten siz hem iktidara talip olacaksınız, ama iktidara talip olurken ülke yönetimiyle ilgili ya da bu halkın sorunlarıyla ilgili tek bir derdiniz olmayacak, bir projeniz olmayacak, bir öneriniz, bir öngörünüz olmayacak. Kalkacaksınız tamamen hakaretler üzerine, iftiralar üzerine bir siyaset dizayn edeceksiniz. Zaten bu, böyle yaparsanız bu halk size itibar etmez, size iktidar yapmaz. Bu burada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı avukatları da açıkladı. Dedi ki, yani eğer bu belgelerin hakikaten doğruluğuna inanıyorsanız bunun yolu yöntemi de bellidir. Belli. Götürün savcıya verin. Öyledir. Ne hale düştüğünüzü görün diye. Onun dışında da Sayın Cumhurbaşkanı bugün grupta da söyledi. Biz kulise inerken de bu da konuşuluyordu. Mesela bu hani sahte dediğiniz belgeleri Kemal Bey'in eline kim tutuşturdu sorusu da önemli. Çok anlamlı. Dediler çok kuliste. Anlamlı. Önemli mi? Kesinlikle çok anlamlı. Yani bu tür belgeler, sahte olduğu belli olan belgeler. Kaldı ki diyelim ki farklı bir takım belgelere ulaştı.
Yani burada bu belgeler hangi kanaldan size ulaşıyor? Bakın biz şunu çok net görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye üzerinde adeta siyasi komplolar, siyasi kumpaslar yapılıyor. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızla ilgili adeta bir itibar cellatlığı, bir itibar suikasti yapılıyor. Dışarıda ben bunu anlarım. Dışarıdan Türkiye karşıtları yapar anlarım. FETÖ yapar anlarım. PKK yapar anlarım. DAEŞ yapar anlarım. Amerika'sı, Avrupa'sı, Almanya'sı her neyse. Dışarıdan gelen bu tür tehditleri, tehlikeleri, dışarıdan gelen bu tür algı operasyonlarını bir nevi anlam belki verebilirsin. Çünkü onlar güçlü bir Türkiye istemez. Onlar Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin bu Türkiye'nin kaderiyle eşit olduğunu, güçlü bir Tayyip Erdoğan, güçlü bir AK Parti iktidarının güçlü bir Türkiye demek olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin hedeflerinden koparmak, Türkiye'yi karıştırmak, Türkiye'yi yolundan alıkoymak için türlü türlü engeller, komplolar, algı operasyonları üretebilirler. Ama bundan içerideki ayaklarını da görüyoruz şimdi siyaseten. Bu sizi şaşırtıyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Siz şimdi hani başkan vekili olduğunuz meclisteki bir partide işte temel aktör, bir muhalefet liderinin böyle olması sizin açınızdan düşündürücü anladığım kadarıyla. Benim için çok düşündürücü, sadece benim için değil. Aslında Türkiye kamuoyu da hakikaten bu ana muhalefet ne yapar ya? Bakın Türkiye'nin onca meseleleri var. Dışarıdan, içeriden, dışarıdan sınırlardan Türkiye'ye doğru yönelen o kadar tehdit var. Irak'ın durumu ortada, Suriye'nin durumu ortada, terör örgütlerle mücadelesi ortada, ekonomik sorunlar şu ya da bu şekilde her neyse. Bütün bu tehditlere, tehlikelere karşı ki Batı'nın tavrı net ortada dış politika anlamında. Bunlar hep milli politikalar. Yani terör meselesi toplumun tamamını ilgilendiriyor. Toplumsal bir mesele, milli bir mesele. Dış politika milli bir meseledir. Devletin gelenekleri çok çok önemlidir. Teamülleri önemlidir. İktidar kim olursa olsun bu devletin kalıcı olması, bu devletin bekası, bu milletin geleceği hepimizi ilgilendirir. Yani şimdi AK Parti iktidardır, yarın başka ya da geçmişte başka bir iktidarlar vardı. Ama asıl olan bu milletin bölünmez bütünlüğüdür. Asıl olan bu milletin ileriye çizmiş olduğu rotadır, hedeflerdir. Devletin varlığı, birliği, bütünlüğüdür. Bu bayraktır, bu vatandır asıl olan. Asıl olan uğruna mücadele ettiğimiz tüm değerlerimizdir. Ama bunlarla ilgili Allah aşkında ana muhalefetin ortaya koymuş olduğu bir proje, bir öneri, bir fikir ya da bu konularla birlikte Türkiye'ye yönelen tehditlere karşı iktidarıyla beraber olmak ki hep beraber bu millet için siyaset yapıyoruz. Biz hangi ülkenin ana muhalefetinden bahsediyoruz? Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefeti ise ki öyledir, öyle olması gerekiyor. O zaman Türkiye'ye yönelen bütün tehditlere karşı kendi devletinin, kendi hükümetinin karşısında değil, yanında yer alman gerekiyor. Şimdi siyaseten farklı düşünebilirsin. Şimdi Devlet Bahçeli'nin bugün ben grup toplantısını izledim. Dedi ki hani biz de muhalefet partisiyiz ve muhalefet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey bizim tepkimizi çekiyor dedi. Yani isim vererek CHP başkasının dümenine tutunarak bir aparat haline geliyor ve tehlikeli bir işe giriyor. Çünkü burada Türkiye hedef. O yüzden karşı koymaya devam edeceğiz diye. Siz Devlet Bey'in bu meseleyi daha iyi anladığını mı düşünüyorsunuz baktığınızda? Kesinlikle. Devlet Bey'in tabii zaman zaman özellikle kritik konularda ülkenin selameti açısından kritik ve doğru duruşlar gösterdiğini hepimiz görüyoruz. Fikri zikri farklı olabilir. Farklı siyasi partileriz. Aynı siyasi parti değiliz. Tabii. Farklı düşüncelerimiz olacak. Ama temel meseleler vardır. Hani Türkiye ortak paydası diyoruz ya. Ne olursa olsun fikrimiz, zikrimiz, siyasi düşüncemiz, ideolojimiz, siyasi partimiz ne olursa olsun ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Öyle mi? Öyle. Olması gereken o. Yoksa biz kalkarız yani yasaları yaparken çıkarız, eleştiririz, işte şunun yerine bunu koyun deriz, farklı fikirler, öneriler, projeler getiririz. Yani ülke yönetimine ilgili farklı kanaatlerimiz olabilir ama bu ülkeye yönelen tehlikeler, tehditler, riskler olduğunda da bu ülkenin bir siyasi partisi gibi duruş göstermemiz lazım. Samimi bir duruş göstermemiz lazım. Yani gidip dışarıda ülkeni suçlayacak tarza girişimlerle değil. Ya da dışarıdakilerin yol açtığı fitneden bizler de acaba istifade edebilir miyiz? Ya da iktidar giderse gitsin, ülke yanarmış, batarmış umurumda değil gibi
yaklaşımlar olur mu? Olmaz. Olmaması gerekir. Doğru yaklaşımlar değil bunlar. Şimdi siz başında aslında çarpıcı bir ifade kullandınız da biz bu filmi daha önce görmüştük. Görmüştük. Farklı kulvarlarda hepsi harekete geçiyor diye. O zaman mesela Amerika'daki Rıza Saraf davasını da bunun bir parçası olarak mı görüyorsun? Onu mesela nereye koyuyorsunuz? Çünkü saydığınız hani Amerika'yı anlarım, Avrupa'yı anlamam, ona bir şekilde bir şey yapıyor diye. Burada bu da böyle bir şey mi? Bence bu da tabii ki bir defa hukuki bir dava olarak görmek mümkün değil. Tamamen siyasi bir dava ve artık sanı konumuna adeta Türkiye Cumhuriyeti'ni koymuş vaziyette duruyorlar. Bunu hepimizin çok iyi görmesi lazım. Bakın Türkiye'de 17-25 Aralık'ta yapılan adeta yargı vesayeti aracıyla yapılması düşünülen darbe girişimi gibi. 17-25 Aralık'ın bir başka türü. Yani Amerika'da da yargı kanalıyla bunu yapmaya çalışıyorlar bu sefer. Türkiye'yi adeta sıkıştırma girişimi. Yani bunu bütün herkes görüyor, herkes biliyor. O FETÖ'nün savcıları tarafından elde ettikleri sahte delillerle, bilgilerle, belgelerle Türkiye'yi yargılıyorlar. Orada yani Rıza Sarraf ya da diğerleri değil. Orada asıl hedef Türkiye. Bunu çok net görmemiz lazım. Nasıl ki 17-25 Aralık'ta hedef Recep Tayyip Erdoğan'dı, Türkiye Cumhuriyeti'ydi, Türkiye'nin adeta bölünmez bütünlüğüydü. Aynı şekilde ben Amerika'daki bu Rıza Sarraf olayını da 17-25 Aralık'ın Amerika versiyonu olarak görüyorum. Amerika'da yargı kanalıyla bir şekilde köşeye sıkıştırmaya, onun üzerinden başka yerlere aslında ulaşılmak isteniyor. Kaldı ki hakimi açıkladı. Yani burada artık Rıza Sarraf'ın sanık olmadığını da söylediler. Bu evet. Kadar yani artık ahmakça, hukuk dışı bir şekilde siyaseten bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Bunu görmemiz zaten lazım. Davanın adını değiştirdiler biliyorsunuz. Amerika Zarab'a karşıydı. Şimdi Amerika Atilla'ya karşı diye değiştirdiler. Öyle değiştirdiler. Evet, Zarab da tam olarak tanık oldu. Şimdi siz bir hukukçusunuz ve özellikle sizin hem hükümette hem de partideki işte değerli hukukçular şu soruyu soruyor. Bekir Bey de dün konuğumuzdu, Sayın Hükümet Sözcüsü. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu. Dedi ki şu çok önemlidir. Yani bu belgeleri hani nasıl ürettiniz? Nerede elde ettiniz? İki, diyorsunuz ki mesela biz FBI ile doğrulattık. FBI'nin elinde ne var ki dinleyerek eşleştirip doğrulattı diye. Ve bir de tabii Zarab'ın tehditle, yani ya 90 yıl ceza yersin ya Türkiye aleyhine tanıklık yaparsan yırtarsın diye bir tehdit yolu seçerek meseleyi bu tarafa doğru çektiler ve hukuk değil kumpastır dedi. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani çünkü hukuki değil dediniz başında. Kesinlikle bu davayı hukuki olarak nitelemek mümkün değil. Yani bunu herkes de görüyor. Hukuk bir defa tamamen özgür ortamda savunmanın yapıldığı ve tamamen tarafsız, bağımsız ve gerçek bilgi ve belgeler ışığında hakikat aranır. Burada hakikat aranmıyor. Yani hukukun gerçek mantığı yargılamanın sonucunda hakikate ulaşmaktır, gerçeğe ulaşmaktır. Ama burada yargılamaya dayandırdığın vasıtaların tamamen üretilmiş sahte bilgi, belge ve deliller. Bu delilleri siz Türkiye'ye 15 Temmuz'da işgal girişiminde bulunan FETÖ'cülerin elinden alacaksınız. Onunla bir yerlere ulaşmaya çalışacaksınız. Kusura bakmasınlar. Yani bu bir akıl tutulması. Biz de aklımızı peynir ekmekle yememişiz. Yani biz biliyoruz, görüyoruz. Sadece biz değil. Bütün herkes bunu görüyor. Aslında davanın tamamen bir siyasi kumpas davası olduğu, bu ülke aleyhine ve bu ülkenin yöneticileri aleyhine, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bir aynı zamanda algı operasyonu yürütüldüğünü, siyasi bir komplo olduğunu, bir adeta itibar suikastine doğru gittiğini görüyoruz. Yani burada bunu görmemek için kör olmak lazım, sağır olmak lazım. Ama hukuku az buçuk bilen, hatta hukuku bilenden de değil. Yani vicdani kanaatine göre hareket eden her bir birey Amerika'da açılan bu davanın siyasi bir dava olduğunu çok net bir şekilde görecektir. Görüyor da. Dolayısıyla burada hal bu iken, bu ülke aleyhine bu kadar girişim, bu kadar teşebbüs, bu kadar sorun yaşatılmaya çalışılıyor dışarıdan. Hiç olmasa içeridekilerin bu milletin yanında yer alması lazım.
bu ülkenin yanında yer alması lazım. Onlarla birlikte hareket edip kalkıp da bunun üzerinden bu ülkeye zarar vermeye hiç kimsenin hakkı yok. Yani hakaretlerle, yalanlarla, iftiralarla, yani bugüne kadar o kadar çok şey söyledi. Hangisi doğrulandı? Hepsinden de tazminat ödüyor. Yazıktır ya. Bu paranın kaynağı nereden geliyor onu da bilmiyorum açıkçası. Yani burada da 1,5 milyon liralık bir dava açıldı. Kemal Bey'e karşı. Erdoğan karşıtlığı mı? Yani mesela Saraf davasında hedefi nereye götürdü belli. İçeride nerede, nereye gideceği belli. Hepsinin hedefinde Erdoğan mı var? Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü Erdoğan'la Türkiye özdeşleşmiş. Yani az önce de ifade ettiğim Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi şu anda bu ülkenin kaderiyle eşittir. Sadece bu ülkenin kaderiyle değil, ümmetin adeta kaderiyle eşit durumda. Yani şu anda ümmetin, yeryüzündeki tüm mazlumların, mağdurların tek umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır ve o umudu kırmaya çalışıyorlar. Bu ülkeyi hedeflerinden saptırmaya çalışıyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür diyor. Ve kalkıp o zalimlerin gözünün önünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda defalarca bunu tekrar ediyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Artık dünya 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı yıllarındaki bir düzenle yönetilemez. Tek bir ülkenin, o 5 ülkeden herhangi birinin iki dudağı arasına bırakılamaz. Ki hepsinin de mantığı belli. Adeta şu anda bir Haçlı ittifakıyla hareket ediyorlar. Yani soruyoruz burada, bu Birleşmiş Milletler, bu Batı dünyası, yani Suriye'deki kanı mı durdurdu? Suriye'deki zulmü mü durdu? Durdurdu. Irak'ı mı çözdü? Libya'yı mı çözdü? Ya da işte Arakan'daki Müslümanlara çare mi oldu? Filistin sorununu mu çözdü? Çözmedi. Çünkü burada Müslümanlar yaşıyor. Çünkü ezilenler, mağdurlar, ölenler Müslüman olunca onlar körler ve sağırları oynamaya devam ediyor. Kendi işlerinde kısmi sorunlar da olsa ama söz konusu Müslümanlar olunca karşıda ittifak ediyor. Bunu net bir şekilde görüyor. Ve Tayyip Erdoğan da bütün bu bölgenin, bütün bu gönül coğrafyamızın, tüm ezilenlerin tek umudu olduğunu biliyorlar. Ve Türkiye'yi sıçratan biri olarak, Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerleten, geçmişte yardım alan bir ülke konumundayken bugün dünyada en çok yardım yapar konuma getiren bir lideri de maalesef hem o liderden işte ümmetin umudunu kırmak, hem Türkiye'yi hedeflerinden saptırmak, yolundan alıkoymanın yolu olarak Tayyip Erdoğan'a saldırmak da onlar buluyor. Tek dertleri bu. Ne yaptı bu Tayyip Erdoğan? Allah aşkına ne yaptı? Birleştirmekten başka, ülkeye, millete, dünya barışına hizmet etmekten başka ne yaptı? İşte arı kovanına çomak soktu Tayyip Erdoğan. Artık o eski Türkiye'nin liderleri gibi böyle şapkasını alıp gitmedi en ufak bir tehditte. Kefenini giydi, millete hizmet yolunda bütün engelleri bir bir aştı. Ve artık o zalimlere karşı sesini yükselten bir lider var dünyada. Bugüne kadar İsrail'e karşı one minute diyen başka bir lider çıktı mı? Dünya beşten büyüktür diyen başka bir lider çıktı mı? O zalimlerin gözün içine baka baka zulmetmeyin, biz mağdurlarla beraberiz diyen başka bir lider çıktı mı? Çıkmadı. Bakın şunu görmemiz lazım. 100 yılınca bu coğrafyada haritalar, Sünni haritalar masa üzerinde cetvellerle çizildi. Şimdi tekrardan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bunu görmemiz lazım. Bakın zannediyorum 2013 yılında, evet 4 sene önce Eylül ayında, 28 Eylül zannediyorum, New York Times'ta bir yazı var Melik Bey. Robin Wright. O yazı şöyle. Orta Doğu'da diyor, 5 ülkeden 14 ülke nasıl çıkar diyor. Kim bu 5 ülke? Bir yol haritasını çiziyor. Yani tekrardan böl parçalı. Kimin işine yarıyor? Sınırları yeniden. Kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Amerika'nın işine yarıyor. Batı'nın işine yarıyor. Suudi Arabistan, Yemen, Irak, Suriye ve Libya. Irak zaten fiilen üçe böldüler. Evet. Güneyde bir Şii devlet, ortada bir Arap, kuzeyde bir Kürt devlet. Öyle mi? Kuzeyde ve doğuda. Libya 2-3 kaç parçaya bölündü? Yemen'in hali işler acısı. Suudi Arabistan'da fiilen gene orada da bir yargı adeta darbesiyle karşı karşıyayız. Evet. Orada da bakın neler yapıyorlar. Mısır'da hani demokrasi diyorlardı, hani milletin iradesi diyorlardı. Mısır'da darbeci nasıl getirdiler?
işte iş başına koydular, hepimiz görüyoruz. Bunu kim dizayn ediyor? Bunları görmemiz lazım. Dolayısıyla bugüne kadar sesini çıkartmamış bu ülke. Hiçbir lider çıkartmamış. İlk defa zulme karşı bu kadar yani canı pahasına mücadele eden bir lider var. Ve bu liderler 100 yılda bir gelir ancak. Kolay gelmez. Bu 2019 seçimi yani Cumhurbaşkanlığı ve özellikle milletvekili seçimine kadar, 2019 seçimine kadar bu saldırıların devam edeceğini düşünüyor musunuz? Bizim buna hazırlıklı olmamız lazım. Yani bu milletin bunu bilmesi lazım ki biliyor. Yani biz sadece şimdi mi yapılıyor? Hayır. Bakın sadece şunu söyleyeyim. 2006'dan itibaren darbe planları. Ay Işığı, Sarı Kız, Yakamız, böyle romantik isimlerle darbe yapacaklardı, hatırlıyorsunuz. Arkasında E-Muhtıra, o da bir darbe girişimi. Arkasında parti kapatma. Yani %47 oyla tek başına iktidara gelmiş AK Parti'yi kapatmaya çalışıyor. Bir oyla direkten döndü. İşte arkasında yine bir takım şeyleri, onları geçiyorum, ufak tefek şeyleri, perde gerisindeki şeyleri. İşte Gezi, Kobani hadisesiyle sokakları kan gölüne çevirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık, 15 Temmuz ve daha da olacak mı? Daha da olabilir. Dolayısıyla bizim burada birlikte hareket etmemiz lazım. Türkiye'nin menfaati, Türkiye'nin âli menfaatleri neyi gerektiriyorsa siyasi partiler olarak bir araya gelebilmeliyiz. Birbirimizi eleştirelim. Birbirimizin yönetim tarzını eleştirelim. Farklı öneriler geliştirelim, projeler getirelim. Ama dedik ya, söz konusu Türkiye olursa da biz hep birlikte madem Türkiye'yiz, yani Türkiye'nin menfaatleri de olsa bir araya gelmemiz. İçeride milli bir hat kesinlikle kurarak, değil mi? Yani onu kurmamız gelen lazım. Saldırıları önlemek. Bakın yorum. Dışarıda Türkiye ile ilgili FETÖ müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Gittiğiniz her yerde bunu görüyorsunuz. Ben daha Kazakistan'dan geldim bugün. Kazakistan ki dost kardeş bir ülke. Ama orada hala FETÖ'nün izlerini görüyorsunuz. Daha tam çözülmüş değil. Şimdi bakıyorsunuz yine PKK ve türevleri Türkiye ile ilgili neler yapıyor? Bari bizim demokratik siyaset yapanların, demokratik siyaset diyoruz. Demokrasinin gereği nedir? Milletin iradesi. Ama milletin iradesiyle karşı olan terör örgütleri gibi ya da milletin iradesine karşı duran diğer dış dünyadaki ülkeler gibi biz duramayız. Onlar gibi düşünemeyiz. Onlar gibi hareket edemeyiz. Onlar gibi bu ülkenin aleyhine onlarla birlikte iş tutamayız. Bakın Amerika DAEŞ'i nasıl temizledi? Ha şunu gördük. Önce Afganistan'dı değil mi? Evet. İşte Taliban'dan El-Kaide'yi kurdular. Aha. Afganistan'da işi bitirdiler, dağıttılar. Sonra ne oldu? 11-12 Eylül üzerinden işte bütün Müslümanlara karşı bir böyle adeta bir taarruz. Akabinden El-Kaide'den DAEŞ ürettiler. Hedef bu sefer Suriye'ydi, Irak'tı. Şimdi Suriye'den de kontrollü bir şekilde DAEŞ'i çektiler. Hani terör örgütüydü bu? Bu seferler kim bilir hangi isim altında, hangi coğrafyada bu terör örgütünü taşeron olarak kullanacaklar. Yine aynı unsurlar, aynı ülkeler PKK'dan PYD'yi, KCK'yı çıkarttılar, PYD'yi çıkarttılar, YPG'yi çıkarttılar sonradan. Yani El-Kaide'den DAEŞ üretenler PKK'dan da aynı şekilde YPG'yi ürettiler. O ürettiklerini ve silah desteğini çok açık beyan bir şekilde yapıyorlar. Ve devam ediyor da. Mesela dün hani işte Pentagon'a açıklama dedi ki. Ben onların samimiyetine nasıl inanacağım? Nasıl güveneceğim? O da bizim için ciddi bir tehdit değil mi? Yani bu bilerek mi yapıldığını düşünüyorsun? Kesinlikle bilerek yapılıyor. Yani buranın, ya şimdi siz bir terör örgütünü yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanabilir misiniz? Şimdi Türkiye'nin güney sınırlarında çok ciddi bir tehdit var. Ciddi bir tehlike var. Türkiye o tehdide karşı, tehlikeye karşı kendini korumak durumundadır. Tedbirlerini almak zorundadır. Onun için oralardayız şu anda. Ve bugün hani Türkiye'yi DAEŞ'le suçlayanlar içeride de bunu yaptılar. Takım siyasi partiler üzerinden de bunu yaptılar. Türkiye'yi habire DAEŞ'le bir araya getirmeye çalıştılar. DAEŞ'i kimin kontrolünde oradan çıktığını net bir şekilde gördük. Kalkıp ona da bir şey desinler. DAEŞ'in kim tarafından üretildiğini, kim tarafından ortaya konduğunu DAEŞ'i kontrollü bir şekilde çıkaranlar bize gösteriyor.
Yani bu kadar haksız, mesnetsiz bir şekilde, kaldı ki terörle, DAEŞ'le de en büyük mücadeleyi PKK'yla da DAEŞ'le de diğer terör örgütleriyle Türkiye veriyor. Başka bir ülke veriyor mu Allah aşkına? Avrupa'da görüyorsunuz, bütün terör örgütlerini kucaklamış durumdalar. Referandum sürecinde de biz bunu yaşadık. FETÖ'yü kucaklamışlar. İşte bu ülkenin aleyhine kim gitmişse, yani burada barınamayıp ülkenin aleyhine kurşun sıkan her kim varsa göğsünü açmış Avrupa. Peki kucağını açmış Avrupa. Şöyle bir soru işareti yok mu Sayın Aydın? Mesela hani DAEŞ bittiğine göre hala YPG, PYD'ye silah niye veriliyor? Şimdi Amerika'da da bir sorun var. Bakın Trump'ın bir açıklaması oldu aslında. Bundan sonra vermeyeceğiz gibi, ama Pentagon bunu farklı türlü yorumluyor. Yani kendi işlerinde de ciddi sorunlar var. Ne olursa olsun, bakın şartlar ne olursa olsun, hiçbir zaman bir terör örgütünü desteklemek size çözüm getirmez. O silah bumerang gibi gelir, sizi de bulur bir gün. Bakın nitekim Fransa'da da patlamalar oluyor, oldu. Brüksel'de de oldu. Pek çok yerde oluyor. Yani terör bugün küresel bir hal almış. Yani senin teröristin kötü de benim teröristim iyi diyebilecek durumda değiliz. Yani terör terördür. Dili, dini, cinsi, kaynağı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işleniyor olursa olsun, topyekün teröre karşı ortak bir tavır sergilemediğimiz müddetçe terörün son bulması ve sürdürülebilir bir barıştan bahsetmemiz mümkün değildir. Şimdi bütün bu işte saldırılar, tazcikler, kuşatma çabası, bunlar devam ederken ama Türkiye'de bir yandan içeride yoluna devam ediyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bu uyum yasaları bekleniyor. Buna dair takvim belirlendi mi? Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin o temel taşlarını o yasalar tamamlayacak. Tabii. Belli oldu mu takvim? Şu anda bu senenin sonuna kadar artık bunu görüşme şansımız yok. Çünkü önümüzde birkaç, iki haftamız kaldı. Ondan sonra da bütçeyi malum görüşeceğiz. Artık Aralık sonuna kadar. Ocaktan itibaren zaten kurumlar, bakanlıkların çoğu takım ön hazırlıklar yapmış. Onlar peyderpey meclise gelecek. Bu uyum yasalarını çıkaracağız. Çünkü yapılacak ilk genel seçimden sonra artık yeni sisteme geçecek. Türkiye evet. Bir makas değiştirecek. Yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmiş olacak. Onun altyapısının hazır halde olması gerekiyor ki Ocak'tan itibaren bu gelecek. Tabii ki bütün bunlara rağmen bakın güzel olan tarafı da şu. Türkiye'nin artık ayakları yere basıyor. Bakın bütün bu sarsıntılar, bu sıkıntılar, dünyadaki küresel krizler, ekonomik krizleri, şunlar bunlar, onlara rağmen Türkiye dünyada en çok büyüyen 3 ekonomiden biri. Bakın bu çok çok önemli. Yani bugüne kadar bu kadar dirençle ülkeyi yöneten bir iktidar olmamıştır. Ya en ufak bir yazar kasayla hükümetler giderdi ya. Evet. Hatırlayın. Bir kitapçık fırlatmayla gecelik faizlerin nasıl fırladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu milletin geleceği için istikrar şart ve şu anda istikrarla bütün bu cephelerde alnımızın akıyla mücadele ediyoruz. Yani burada benim çağrım şu. İşte dışarıdaki durumu görüyoruz. Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hazmedemiyorlar. Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, Türkiye'nin bölgenin hamisi haline gelmesi, küresel bir aktör olmasını hazmedemiyorlar. Dolayısıyla bu hazımsızlığa karşı bizim içeride birlik olmamız lazım. Nasıl ki içeride hep beraber birlik olduk, sokaklara çıktık, meydanlara aktık ve 15 Temmuz darbesine karşı, o tanklara karşı göğsümüzü siper ettik ve bu millet tarihi bir başarı sağladıysa o birliğinden kaynaklanan, inancından kaynaklanan bir başarıydı. O yüzden bütün bu hedeflere karşı, bu saldırılara karşı bizim içeride birbirimizi töhmet altında bırakmak, birbirimizi haksız, mesnetsiz, ahlaksız bir takım hatta yakıştırmalarla, hakaretlerle karalamak yakışık almaz. Bu ülkenin de sorunlarına çare olmaz bu. Bu o zaman bu uyum yasalarının görüşme döneminde de anladığım kadarıyla sağduyu ve itidal istiyorsunuz. Yani kesinlikle. Uyum kesinlikle. İçinde bu uyum paketi konuşalım. Öyle olmaz. Kavgasız. Bakın eleştiri olabilir.
gayet makuldür. Hatta öneri olması lazım. Yani sadece iktidarın getirdiğini yok farz etmekle değil, onu reddetmekle değil. Tamam, o kötüydü ama yerine siz ne koyuyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Sizin fikrinize, düşünce yapınıza göre nasıl olsa daha iyi bir yönetim sağlanır. Yani dolayısıyla hatta bütün siyasi partilerin benim kanaatimce keşke pek çok konuda bu ülkenin temel yapısıyla ilgili özellikle değişikliklerde ülkenin tamamını ilgilendiren toplumsal meselelerinde bir araya gelip ortak çözüm bulmaları. Yani kanaatim odur ki inşallah öyle olur. Öyle de temenni ediyorum. Evet, birbirimizi eleştirelim ama bunun bir yolu, yordamı, yöntemi vardır. Bu milletin vakarına uygun, meclisin mehabetine uygun bir şekilde bütün bu görüşmeleri, müzakereleri yürütmek durumundayız. İnşallah da önümüzdeki dönemde bu tür uyum yasalarında dediğim gibi iktidarın göremediğini de belki muhalefet de gösterir, temenni ediyorum. Bir araya da gelirler ya da her konuda da uzlaşmak mümkün değil. Öyle değil. Bir zorunluluk da yok. Ama eleştirilerini de ölçülü bir şekilde konuya bağlı olarak, ilgili konuya bağlı olarak inşallah yaparlar diye temenni ediyorum. Çok artık böyle yeni dönemde kavgalı, gürültülü oturumlar yönetmek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. İstemiyorum çünkü yani ben yönetirim, problem değil. Yani biliyorsunuz en zor oturumlarda evet. Da bulunduk, bulunuruz. Ama bu ülkeye, bu meclise, bu millete yakışmıyor her şeyden önce. Milletvekillerinin içeride o özellikle dediğim gibi yani bu milletin vakarına uymayan söylemleri yakıştırmıyor. Milletvekiline de meclise de yakışmıyor. O söylemlerde bulunan milletvekilinin de itibarı düşüyor. Onunla birlikte meclisin de itibarı zedeleniyor. Dolayısıyla hani aynısı iştir kişinin. Ya ve kim ne yaparsa, ne söylerse aslında kendine yapar, kim ne yaparsa. Dolayısıyla söylenen söz erken bir sözse, kötü bir sözse o muhatabını değil de hatibi bağlıyor, söyleyeni bağlıyor. Onun için millet bizden iş bekliyor. Millet bizden siyaset yapmanın amacına uygun bir şekilde hareket etmemizi ve bu amacın da millete hizmetkarlık yapma olduğunu biliyor. Dolayısıyla milletin talep, beklentileri, milletin ihtiyaçları, milletin sorunları neyse onları oturup konuşacağız. O sorunları çözmemiz lazım. Kalkıp orada böyle havanda su döver gibi birbirimizi dövmenin, birbirimize böyle kötü sözler söylemenin anlamı yok. Ha, elinizde bilgiler, belgeler ya da başka şeyler varsa bunun yolu da meclis değil. Gidersiniz yargı makamlarına. Yargı. Yani suç unsuru herhangi bir şey varsa götürürsünüz ilgili savcılığa, karakola neyse artık yargı süreci devam eder. Yani bu ülkenin mahkemeleri bunun için var. Ama siz hem kendiniz bir iddia ortaya atacaksınız, sonra bu iddiayı oturacaksınız, kendiniz karara bağlayacaksınız. Yok böyle bir lüks. Böyle bir ülke yok. Asıl demokrasi dışı olan budur aslında. Yani demokraside savunma kutsaldır. Demokraside suç işlendiği iddia edilen kişinin suçu sabit oluncaya kadar suçsuzluğu karinedir. Dolayısıyla bütün bu evrensel hukuk kaidelerini dikkate alacaksınız. Ha, varsa bir takım hakikaten sizce önemli bir takım bilgi, belge, bulgu her neyse bunu götürürsünüz yetkili makamlara ve akabinde de takibini yaparsınız. Ha, ondan sonra mahkeme kararını aldınız. Suçluluğu sabit oldu. O zaman çıkarsınız açık yüreklikle. Kardeşim bak işte burada kapı gibi mahkeme kararı var dersiniz. Ama böyle 3-5 kağıt sallayacaksınız, bir sürü hakaretleri peş peşe sıralayacaksınız ve bir sürü masum insanın ismini oradan lekeleyeceksiniz, zikredeceksiniz. Bu hangi vicdan, hangi ahlak, hangi hukuk buna müsaade ediyor ya? Yani ondan sonra diyeceksin ya benim aleyhime tazminat davası açar tabii. Yani sen orada bir sürü insanı peş peşe sıralayacaksın, peşinden bir sürü hüküm cümlesi kuracaksınız. Varsa böyle bir şey dediğim gibi yani hem iddia makamı oldu hem mahkeme oldu yargıladı hem kararını verdi o kararı da orada bir anda tebliğ etti kendi grubunda yani bunun yeri senin grubun değil bunun yeri meclis değil burada açarsınız bütün çıplaklığıyla belgeleri ilgili yerlere gönderirsiniz takibini yaparsınız yani bizim istediğimiz yeni dönemde artık yeni bir siyaset dili geliştirelim. Evet.
Yani bu ülkenin faydasına olmayan, bize zaman kaybettiren, bize enerji kaybettiren bu tür boş işlerle uğraşmayalım. Bu siyaseten acziyet demektir. Siyaset üretememek demektir. Söyleyecek sözü olmayanın düştüğü durum demektir bu. Yani sizin ülke yönetimiyle ilgili, ülkenin sorunlarıyla ilgili ne gibi sözünüz varsa gelin onu söyleyin kardeşim. Orada doğru zaten ben sonuna kadar diyorsunuz, imkan da tanıyorum. Genel kesinlikle, kurul dahil. Hayır, kesinlikle sonuna kadar da imkan tanır. Olması gereken bu, doğrusu da bu. Dolayısıyla bizim hepimizin aklımızı başımıza devşirmesi lazım. Milletin vekili olarak, milletvekiliysek, milletin vekili olarak milletin dertleriyle dertleneceğiz. Bak, dertli bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Her kesimden insanın dertleriyle ilgileniyor. Bu kadar çaba sarf ediyor. Bu kadar uğraş, bu kadar gayret var. Bu kadar ülkeyi 3,5 kat büyüttü ortada somut rakamlarla, verilerle. Şimdi geleceksiniz boş laflarla hem enerji tüketeceksiniz hem de birilerini lekelemeye çalışacaksınız. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Net söyleyeyim. Yani siz balçığı atsanız o balçığın lekesi sizin elinizde kalır. Güneşi balçıkta sıvama şey şansınız yok. Güneşe bir şey olmaz. Peki. Meclis Başkan Vekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Özellikle yeni dönemde de size başarılar diliyorum. Çünkü 2018'de hakikaten bir sürü dışarıda sorun bizi bekliyor ama bir yandan da bu ülke hepimizin gidecek başka bir yerimiz yok. Kesinlikle. Ve bu ülkeyi koruyup kollamak zorundayız hepimiz. Aidiyetlerimiz, ünvanlarımız bir tarafa, gidecek hiçbir yerimiz yok. Ölmek için bile bu ülkeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sadece yaşamak kesinlikle için değil. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim bitirdik. Bu haftalık bu kadar ama haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden sivil siyasette buluşalım diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.